Seul'ün merkezinde 1400'lerden 1900'lerin ortalarına kadar Kore Kraliyet ailesine ev sahipliği yapmış birkaç tarihi saray bulunuyor. Saraylar bugünkü görüntülerini birçok defa restorasyon geçtikten sonra ulaşmışlar. Savaşlar ve istilalar sonucu orijinal yapıların çoğu tahrip olmuş. Fakat sıkça yenilenen yapılar bugün de güzelliklerini koruyorlar. Sarayların bir ortak özelliği ise hepsinin doğanın güçlerinden yararlanmanın kolay olduğu yerlere inşa edilmiş olmaları. Yapısal olarak bakarsak bu binalarda kereste çerçeveler ve tuğla kaplı eğik çatıları destekleyen destek sistemleri kullanılmış. Sanatsal açıdan baktığımızda ise ilk göze çarpan şeylerden biri binaların dış cephelerinin canlı renklerle boyanmış desenlerle süslenmiş olması. Genellikle sarayların bir dış duvarı olur. Taht odasına birkaç geçitten geçilerek ulaşılır. Dış duvarın içinde idari birimler ve kraliyet ailesi mensuplarının özel konutlarının bulunduğu küçük avlular yer alır. Sarayların en büyüğü olan Kangbukgung ya da Parlayan Mutluluk Sarayı. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen şeklinde büyük bir alan üzerine kurulmuş. Sarayın merkezinde kralın bakanlarıyla buluştuğu meclis salonu yer alıyor. Meclis salonuna yakın bir yerde yabancı ziyaretçilerin eğlenmeleri için tasarlanmış resmi ziyafet salonu var. Daha az gösterişli bir yapı olan Changdeokgung ya da Refahlı Erdem Sarayı da kraliyet ailesine ev sahipliği yapmış. Giriş kapısı günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış ve kendi türünü temsil eden şehirdeki en eski yapıdır. Dış duvarın arkasında kraliyet ailesinin kullandığı ve gizli bahçe olarak adlandırılan bir bölüm yer alıyor. Gizli bahçede tahta plakalarla oluşturulmuş patikalar, havuzlar ve kameriyeler var. Burası gerçekten etkileyici. Sarayda kraliyet kütüphanesi ve daha basit ama takdire değer bir hayat tarzını temsil eden, bilim adamı sınıfına mensup kişilerin konutlarını çevreleyen bir dinlenme alanı da yer alıyor. Taht odaları tahmin edebileceğiniz gibi kraliyet saraylarının en önemli bölümlerindendir. Güney Kore'deki en eski taht odası başka bir saray olan Changyeonggung'da bulunuyor. Buranın yakınında yer alan ve restore edilmiş yapılardan biri bu önemli tarihi özellikleri en iyi şekilde temsil etmektedir. Tahtın üzerine örten bir gölgelik, tahtın arkasında yer alan ve 5 zirvenin ardındaki güneş ve ayı tasvir eden boyalı bir paravan. Bu sahne, kralın otoritesiyle doğada bulunan denge ve harmoni arasındaki bağlantıyı anlatıyor ve kralı güçlendiriyor. Deoksukkung gibi nispeten daha küçük saraylar, kral ve prensler tarafından geçici konut olarak kullanılmışlar. Büyük saraylarda bulunan ana giriş kapısı ve taht odası gibi bölümleri bu saraylarda da görebilirsiniz. Günümüzde ise saraylar turistik amaçlara hizmet ediyorlar. Saray eğlencelerinin ve törenlerinin yeniden canlandırıldığı gösterileri izlemek isteyen turistler sarayların önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Sarayların güzelliği ve yeşilliği bugün bile huzurlu ve modern şehrin karmaşasından uzak, sessiz bir vaha ortamı sunuyor.